Sayın seyirciler, insan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Şimdi arı sütü sağımına ilişkin ayrıntıları alacağız. Önemli bir noktaya uzanacağız. Muhabirimiz Ferhat Özkaner konuyla birlikte bizi bekliyor. Bakalım neler paylaşacaklar bizlerle. Ferhat, sözü sana ve konuna bırakıyoruz. Evet, aslında söylemesi çok basit, arı sütü diyoruz ama sağım o kadar meşakkatli, o kadar zor bir iş ki biz de buraya gelince daha iyi anlamış oluyoruz bunu. Çünkü bulunduğumuz alanda 250 kovan var, milyonlarca arı var. Sadece yayın anında bile aslında etrafımızı sarıyor bu arılar. Peki bu arı sütü nasıl sağılıyor? Poleni duyduk, balı biliyoruz, arı sütü ürünlerini biliyoruz ama son yıllarda özellikle arı sütünü duymaya başladık. İşte onun sağımını ekranlara getireceğiz. Yanımda hem çiftliğin sahibi hem de arı sütü üreticisi Fikret Çakmak var. Bu işi 37 yıldır aralıksız yapıyorsunuz. Nasıl oluyor bu arı sütü sağımı? Sabahleyin erkenden kalkıyoruz bunu arılardan toplamaya. Kovanları açıyorsunuz tek tek. Kovanları tek tek açıyoruz. Kovanları da gösterelim kameraman arkadaşından, rica ediyorum. Bir dönelim, kovanları da görelim. Ben çerçeveleri içeri götürüyorum. İçerideki elemanlar bunları içinde sütlerini topluyorlar. Bu sütün de çok bir faydası olduğu söylüyorlar. Hücre yenileyici olduğunu, direnç getirdiğini söyleniyor. Değerli bir madde olduğunu söyleniyor. Onun için de biz bunu üretiyoruz. Günde ne kadar arı sütü üretiliyor burada? Günde aşağı yukarı 450-500 gram falan üretiliyor. Ama kovanların tabii hepsi kullanılmıyor. Yarısı kullanılıyor kovanların. Bir gün diğer yarısı kullanıyor, bir gün diğer yarısı kullanıyor. Her gün kovanları iki günde bir açmış oluyorsun. İki günde bir açmış oluyoruz, evet. Evet, arı sütünü aslında gram gram toplanıyor. Şu anda da ekranlara yansıyor. Şurada görmüş olduğumuz gözenekler öncelikle kovanların içerisinden çıkartılıyor. Daha sonrasında içerisinde, gözeneklerin içerisinde gram gram bu arı sütleri alınıyor ve daha sonrasında da soğuk zincire aktarılıyor. Arı sütü kullanılana kadar soğuk zincirde saklama işlemi gerçekleştiriliyor. Birçok faydası olduğu biliniyor. Özellikle kadınların güzellik sırrı olarak da biliniyor arı sütleri. Normal şartlarda sağım burada yapılmıyor. Aslında içeride bir tesisleri var. Ancak şu anda bizler kovanlara yakın olmamız için burada gösteriyoruz sizlere. Gram gram toplanan arı sütleri 2 günde 1 kilo üretimi gerçekleştiriliyor. Peki son olarak ne kadar kilosu bu yıl arı sütünün? Bu yıl 8-10 bin lira civarında toptan. 10 bin lira civarında. Satışınızı yapıyorsunuz. Evet, satışı yapıyoruz. Peki normal olarak yenebiliyor mu arı sütü? Normal yenebiliyor. Evet, yenebiliyor. Balla da karıştırılıyor. Balla karıştırılıyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, arı sütü sağımı bu şekildeydi. Bulunduğumuz çiftlikte arı sütü üretimi yapılıyor. Çok meşakkatli bir iş. Ancak arı sütünün faydaları da saymakla bitmiyor diyelim. Sözü Bursa'dan tekrar size bırakalım.